Yunus Atın bir tweet nedeniyle bu süreç başladı. O süreç tam 5 aydır devam ediyordu ve sonunda bitti. Hakim ilk duruşmada kararını açıkladı. Ve görülen duruşma sonrasında Sayın Hakim beraatıma karar verdi. Gazeteci Sedef Kabaş'ın attığı bir tweet yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tweetimde herhangi bir hakaret yok, küfür yok. Sadece 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını kapatan Başsavcı Hadi Salihoğlu'nu asla unutmayın dedim. Sonrasında ise ilk önce Kabaş'ın evinde arama yapıldı. Ardından attığı tweet yüzünden mahkemeye çıkarıldı. Ancak adli süreç bitmemişti. Savcı Vedat Yiğit bir dava daha açtı hakkımda. O da evime arama yapmaya gelen polislere karşı mukavemet ve hakaret ettiğim yönünde bir iddiayla açılmış ikinci bir davaydı. Sedef Kabaş hakkında polise mukavemetten dolayı 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme ilk celsede suçun unsurları oluşmadı dedi. Ve görülen duruşma sonrasında Sayın Hakim beraatıma karar verdi.